Merhabalar efendim, hoş geldiniz Kıbrıs TV ekranlarına, gündemden notlara. Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay bizimle birlikte son gelişmeleri, gündemde öne çıkanları değerlendireceğiz birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar, iyiyiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler, evet. Hep birlikte takip ediyoruz. Bir yandan iç politikada yaşanan bazı gelişmeler var. Toplumun tepkileri var. Artık o çok normal, boyutta evet. Hep tepkileri konuşuyoruz veya yapılan bir takım hem değerlendirmelere ilişkin hem de bir takım hükümetin icraatlarına ilişkin. Bir yandan da Kıbrıs konusuyla ilgili çok kritik bir dönem içerisindeyiz. Dilerseniz Kıbrıs konusuyla başlayalım. Örneğin Halkın Partisi olarak Cumhurbaşkanı'na bir mektup gönderdiniz geçtiğimiz günlerde ve aynı zamanda bir de görüşme gerçekleştireceksiniz. Bugün öğleden sonra. Buna ilişkin olacak. Öncelikle genel bir soru olur herhalde ama nasıl görüyorsunuz şu an itibariyle süreci ve çok fazla da tartışmalar yaşanıyor son zamanlarda. Bunlara ilişkin de değerlendirmelerinizi almak isteyeceğim. Tabii. Şöyle başlayayım. Bir kere Sayın Cumhurbaşkanı'na bir mektup gönderdik. Az önce sizin söylediğiniz gibi. Halkın Partisi'nin bugün geldiğimiz noktayla ilgili olarak müzakere sürecini nasıl değerlendirdiğini, gördüğümüz sıkıntıları, Sayın Cumhurbaşkanı'na dönük bazı eleştirilerimiz de var mektubun içerisinde ama eleştiri yaptığımız noktada önerilerimizi de ortaya koyduk. Görüşlerimizi, önerilerimizi ve eleştirilerimizi paylaştık. Mektubumuzun başında da aslında şunu vurguladık biz. Bilgilendirmenin toplumun farklı kesimlerine çok daha yoğun bir biçimde yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bir kere Halkın Partisi ülkenin dört bir tarafını sürekli olarak ziyaret eden ve toplumun nabzını iyi tutan bir parti. Sadece bu hafta başında Yeni Erenköy, ondan sonra iki gün önce Kalkanlı, yarın Akıncılar ziyaretimiz var. Ve burada vatandaşın gündeme getirdiği bazı sorular var. Bu sorulara demagoji yapmadan, popülist davranmadan, iç siyaset bağlamında bunları istismar etmeden sağlıklı cevap verebilmek için bizim de sağlıklı bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Çünkü çok ciddi bir görüş alışverişi var, bir akış var, bir temas var ve toplumun nabzını gayet iyi bir biçimde tutuyor Halkın Partisi. İşte bunun için bu bilgi, görüş alışverişini biz önemsiyoruz. Her müzakere sürecinde aslında sağlıklı bir dönemden geçmek istiyorsanız bu bilgi akışını yoğun bir biçimde yapmanız gerekiyor. İçerik itibariyle baktığınızda hükümet ile Cumhurbaşkanı arasında evet bir takım tartışmalar oldu ama bizim en fazla dikkatimizi çeken husus Halkın Partisi olarak bu tartışmalarda bir seviye sorunu vardı. Peki bunu derinlemesine bu konuya inmeden yeterli buluyor musunuz Cumhurbaşkanı'nın mecliste temsil edilen siyasi partileri bilgilendiriyor, görüyoruz. Bu noktada yeterli buluyor musunuz bilgilendirmeleri? Şimdi veya tutanaklar gidiyor siyasi kendilerine? Siyasi partileri bilgilendirmesi sadece onlarla yaptığı toplantı şeklinde olmuyor tabii ki. Siyasi partilerin meclisin içerisinde yer alan siyasi partilerin başka bazı imkanları var. Yani milletvekillerinin bir kere gelen tutanakları okuma şansları var. Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan'ın çok daha önce belki kendilerine ulaşan kapsamlı tutanakları okuma şansı var. Bu avantajlarını ne oranda kullanıyorlar ondan emin değilim. Çünkü yaptıkları eleştirilere baktığımızda biz içerik pek görmüyoruz. Yani yapılan eleştiriler ya da ortaya konulacak olan önerilerin bir içeriğinin olması lazım. Eğer bir içerik, bir öz yoksa o zaman sırf eleştirmiş olmak için eleştiriyorsunuz gibi de bir durum ortaya çıkar. Ancak şunu göz ardı etmemek lazım yani ki... Yani samimi bulmuyor musunuz bazı... Mesela aslında samimiyeti test edebilmenin yolu ne kadar içerik var ona bakmakla ilgili bana kalırsa. Bu içeriğe baktığımız zaman yapılan eleştirilerde çok fazla bir içerik görmüyoruz biz. Yani ellerinde bir imkan var. Tutanakları okuyarak şurada şunu dediniz, burada bunu dediniz. İşte mesela fır hattı konusuyla ilgili şu öneriyi yaptınız ya da şurada geri adım attınız gibi bir eleştiri gelse
Bunlar içerikli tartışmalardır. Ama eleştiri genel ve muğlak olunca orada samimiyet sorgulanabilir. Bizim esas üzerinde durduğumuz şey şu. Kıbrıs Türk toplumuna baktığımız zaman toplumu mecliste bulunan siyasi partilerin temsil ettiğini söylemek hayli zordur. Biliyorsunuz 2014 yılında anayasa değişiklik referandumu yapıldı bu ülkede ve bugün meclisteki siyasi partilerin tamamının evet dediği bir metin vatandaş tarafından hayırla reddedildi. Yani bir demokrasi, demokratik meşruiyet açısından meclisin ciddi bir sorunu ve sıkıntısı var. Ve böyle bir ortamda ben meclisteki siyasi partileri bilgilendirdim sadece demek doğru bir şey değil. Aradan geçen süreye baktığımız zaman da geçen seneden itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'nın görevi devralmasından sonra neredeyse 1,5 yıl geçti. Bu süre zarfında Ocak ayında kuruldu Halkın Partisi. Bizimle herhangi bir temas olmadı. Bunun üzerine biz kendimiz topluma karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak kendimiz değerlendirmemizi yaptık. Yani bundan alınmadık, gocunmadık ama kendi değerlendirmemizi yazdık. Bir mektup olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na gönderdik. Şimdi büyük bir ihtimalle bugün öğleden sonra da onun detaylarını ve başka bazı soruları da sorarak Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bilgi almaya çalışacağız. Bu temsilci ısrarı bir yerde de Başbakan Yardımcısı Denktaş'ın sadece tutanakları okuyarak algılayamayız, havayı solumamız lazım şeklinde bir ifadesi vardı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi aslında sembollerden ziyade içerik önemli. Az önce dediğim gibi eğer içeriye ilişkin olarak konular bağlamında bir takım öneriler, bir takım eleştiriler ortaya konulsa bunun ertesinde bir biçimde bir ilave, bir takviye, müzakere heyetine bir öneri hükümet tarafından da belki yapılabilir ama bunu kavgayla değil de diyalog yoluyla yapmak daha doğru olur diye düşünüyoruz. Biz Halkın Partisi olarak bu sürecin geçmişte yaşandığı gibi müzakere süreçlerinin iç politikanın bir mezesi ve malzemesi haline dönüştürülmesini doğru bulmuyoruz. Yani diyalog yoluyla ve birleştirici bir biçimde bir ortak paydada bir araya gelip eleştiriye de açık olmak lazım. Bunları bu şekilde götürmek lazım. Şu anda hükümetle Cumhurbaşkanlığı arasında yaşanan tartışma bir miktar kamplaşma mesajları da içerdi kendi içerisinde. Yani işte evetçi, hayırcı, neyin eveti neyin hayırı. Biz Halkın Partisi olarak söyledik en baştan. Bugünden çözümün içeriğini görmeden, ortaya çıkacak olan çözümün nasıl olacağına bakmadan nasıl olursa olsun evetçi ya da nasıl olursa olsun hayırcı olmak son derece yanlıştır. Artık sağlıklı bir tartışma ortamına ihtiyacımız var. Birbirimizi ötekileştirerek değil, sen işte ocusun, bucusun, evetçisin, hayırcısın, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun, yapıyorsun değil. Bu kamplaştırmaya götürür. İhtiyacımız olan şey, aynı görüşte olmayacağız tabii ki ama farklı görüşleri tartışabileceğimiz, samimi ve içerikli eleştiri yapılabilecek ve yapıldığında bu eleştiri de önerisiyle birlikte yapılabilecek bir ortam yaratmaktır önemli olan. Dikkat edin, Halkın Partisi'nin verdiği mektupta bu var. Yani bir kere bir bir seviye olarak. Sizin de aynı görüşte olmayanların tepkisini çekti mi bu açıklamanız? Çünkü bilmem çok siz fazla, basın mensubu olarak bunu takip etmişsinizdir. Tepki çekmedi. Aksine, aksine olumlu bulundu. Çünkü hükümet kanadından yapılan bir takım eleştiriler Cumhurbaşkanı'na toplum nezdinde de tepkiyle karşılandı bir kısım tarafından. Sizin herhangi... İşte o kısım meselesine çok fazla bence girmemek lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum. Gönderdiğimiz mektupta birden fazla husus var. Bir kere bir seviye var. Yani bir düzey var. Çünkü devletin başından bahsediyorsunuz ve müzakere masasında Kıbrıs Türk tarafını temsil eden bir isimden bahsediyorsunuz. Onun konsantrasyonunu bozacak seviyeyi aşağıya çekecek bir tartışma başlatmamak lazım. Bu her iki taraf için de geçerli bu arada. Bir. Elini güçlendirmek için de bu açıklamaları yapıyoruz. Tabii ki yani hayır. Elini güçlendirmek için onu danışıklı dövüş olarak yaparsınız. Bir taraf diğer taraftan daha farklı düşünüyorsa bunu böyle ben onun için yaptım diyerek açıktan üstelik gidin bunu kullanın demezsiniz. Şimdi bir ikincisi seviyenin dışında gerçekten de iyi bir bilgilendirmeye de ihtiyaç var. Ve bir üçüncüsü her iki taraf için de geçerli. Kamplaştırmamak lazım. Yani insanları işte filan bana destek verdi ama bana destek vermeyenler varsın
rahatsız olsun falan, böyle bir çözüm yapamazsınız. Çünkü toplumun bütün kesimlerini dahil ederek yürümek lazım ve bir noktada da o kararı toplumun kendisinin vermesine imkan sağlamak lazım. Yani referanduma giden bir süreç ortaya çıkarsa sağlıklı tartışacağımız ve fikirleri ortaya koyup farklı farklı görüşlerin bir araya gelmesiyle bir noktaya varacağımız bir süreç yaşamamız lazım. Şu anda biz bunu görmüyoruz açıkçası. Ama daha önemli bir şey var. Hükümetin ortaya koyduğu yaklaşım, dediğim gibi sadece seviye açısından ve içerik açısından değil, başka açılardan da dikkat çekicidir. Çünkü icraatlarını anlatmak üzere olduğunu söyleyerek düzenlediği bir basın toplantısında, eğer hükümet toplantının 1/4'ünde Kıbrıs sorununu ve müzakereleri konuşma ihtiyacı hissediyorsa bunun bir nedeni olmalı. Bunun nedeni bize göre hükümetin anlatacak icraatı yoktur da onun içindir. Hükümetin gündemi değiştirmeye dönük bir çabası var da onun içindir. Dünyanın pek çok yerinde içeride sorun yaşayan hükümetler ve siyasi iktidarlar, ekonomide sorun yaşayan, toplumsal birliktelikte sorun yaşayan, icraatlarının halk tarafından benimsenmediği durumlarda dış politika üzerinden siyaset yapmaya çalışırlar ve bir öteki yaratırlar. Öteki üzerinden yaparlar bunu. Hükümette bir miktar bunu gözlemliyoruz biz. Dolayısıyla zaten kendi icraatları toplum tarafından kabul görmeyen, ortada zaten değerlendirilecek bir icraat yok. Birazdan konuşuruz isterseniz. Bu açılardan baktığımızda biz Kıbrıs sorununun müzakerelerinin yürütülüş şekline hükümetin zaten çok da bir katkı koyma iradesine sahip olduğunu gözlemlemiyoruz. Biraz gündemi değiştirmeye dönük, tartışma açmaya dönük bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz açıkçası. Evet, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da bir ziyareti vardı. Tabii bu vesileyle Kıbrıs konusu da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı ile görüştü. Orada verilen mesajları nasıl görüyorsunuz? Türkiye'nin özellikle son zamanlarda güçlü desteği görülüyor. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ve garantiler konusunda da aslında bir yerde resmi olmasa bile fikir alışverişi bağlamında konuşabiliriz bunları diyor Çavuşoğlu. Buna neden? Bunların hiçbiri yeni değil. Verilen mesajlar da yeni değil. Daha önce Ankara'dan ya da daha üst düzeyden, Cumhurbaşkanı düzeyinden veya Başbakan düzeyinden, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Türkiye Başbakanı düzeyinden Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin verilen mesajların aynen ifadesi olarak görüyorum açıkçası. Bu bir. İkincisi, garantilerin gayri resmi olarak fikir teatisi yapılabilir mesajı, bu da yeni bir şey değil. Ben bizzat görevde olduğum dönemde tabii ki altı başlıkla ilgili, yani garantilerle ilgili ve toprak konusuyla ilgili önerilerimizle masaya gittik biz. Önerilerimizi ortaya koyduk, fikirlerimizi izah ettik. Rum tarafı da bunu yaptı ama şunu dedik, garantiler konusunu sizinle bir pazarlık konusu yapamayız. Görüşlerimizi sizinle paylaşırız ama bunun pazarlığının, bunun müzakeresinin yapılabilmesi için garantörlerin de, yani o uluslararası anlaşmanın diğer taraflarının da burada olması gerekiyor dedik. O yüzden şu anda bir fikir egzersizinin yapılıyor olması, yapılabilecek olması mesajının verilmesi yeni bir şey değil. Ama burada riskli olan, sorunlu olan bir boyut vardır. Ve Halkın Partisi'nin Cumhurbaşkanı'na gönderdiği mektupta biz buna dikkat çektik zaten. Yani siz garantilerle ilgili düşüncemizi sizinle paylaşabiliriz deyip girip bunu konuşursunuz, bu bir şeydir. Ama siz daha müzakerenin başında garantiler tabu değil bizim için derseniz bu başka bir şeydir. Ve bu ciddi bir zafiyet yaratmıştır maalesef. Daha önce bu konuda eleştirimizi ortaya koyduk. Çünkü siz son eşik geldiğinde o konuda bir esneklik yoluna gidebilirsiniz. O konuyu bağlamak için değişik formüller üzerinde de çalışabilirsiniz. Ama müzakerenin daha başlamadığı aşamada, daha beşli toplantı yapılmadan bu konuda elimde bir kartım var, bunu göstereceğim derseniz, siz böyle kartı tutarken elinizden kartı alabilirler. Peki, şu anda müsaade ederseniz bitireyim. Şu anda böyle bir sıkıntı vardır garantilerle ilgili. Maalesef mektubumuzda bu eleştiriyi de yaptık zaten Sayın Cumhurbaşkanı'na. Türkiye ziyaretin öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı bu ziyareti kendisinin talep ettiğini ve garantileri görüşmek üzere gideceğini söylemiştir. Ve döndüğünde de garantilere dönük bir takım esneklik mesajları vermiştir. Bizim yaptığımız ikaz ve
yanlış bulduğumuz şey şu. Müzakerelerde o garantörlerin de katılacağı toplantı yapılsın diye Rum tarafına ya o toplantıya gelirseniz biz garantilerle ilgili esneklik göstereceğiz mesajı vermek bize göre taktik açıdan yanlıştır. Neden yanlıştır? Çünkü biz eğer bu mesajı verirse Kıbrıs Rum tarafı da bir aşamada dönüp bize ve Birleşmiş Milletler'e şunu diyebilir. Zaten Kıbrıs Türk lideri Ankara ile bunları konuşuyor. Gelip bize de Ankara'nın görüşlerini aktardığında beşli toplantıya gerek yok ki işte bu şekilde bağlarız. Biz kendi aramızda bu meseleyi bağlarız gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bir, ikincisi bundan dolayı da müzakereler hiçbir zaman o son aşamaya gelmeyebilir. Yani sürecin bir sakız gibi uzatılıp gitmesine imkan verecek bir durum yaratmamak lazım. Bunun için bu kartlar yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde masada açılabilir, bu müzakere yapılabilir. Ama şimdi değil. Dolayısıyla Kıbrıs Rum tarafının müzakere masasında o son aşamaya gelmesini sağlamak lazım. Son aşamaya müzakereler gelmezse, Sevim Hanım açık ve net, iki lider düzeyinde bu müzakereler kalırsa, bu müzakereler 50 sene daha devam eder. Yani garantörlerle toplantıyı zorlayın çağrınız. Bunun içindir. Bunun için. Tabii ki. Yani dikkat edin Kıbrıs Rum tarafının şu anda, ki mektupta da bunu yazdık, bir ilerleme şartı diye bir şartı var. Nedir bu? Yani ben şimdi iki lider olarak görüşmeyi yapıyorum diyor Anastasiades. Ama iki lider olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile bir araya gelip üçlü bir toplantı yapacaksak önce ben masada bu görüştüğümüz konularda ilerleme olmasını görmek isterim. İlerleme olacak, ben tatmin olacağım, ona göre üçlü toplantıya gideceğim. Biz şu uyarıyı yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklamasında İlerleme olursa bu toplantıların yapılabileceğini söylediği için bunu doğru bulmadık. Bunun Rum tarafının bilinçli bir süreci uzatma taktiği olduğunu vurguladık. Buna girmeyin dedik bir. İkincisi Kıbrıs Rum liderin daha iki gün önce bir açıklaması var. Çarşamba günü yaptığı bir açıklama var. Diyor ki üçlü görüşme ilerleme olursa olacak ve genel sekreterle görüşmeden sonra garantörlerin de katılacağı toplantı için benim ondan sonra elde edilecek ilerlemede tatmin olmam lazım. Yani ben Anastasiades olarak tatmin olacağım ki garantörlerin katılacağı toplantı gerçekleşsin. O zaman soru şudur. 6 başlık var. Bunlardan bir tanesi garantiler. Garantörler katıldığında bir alvere, bir müzakereye gidileceği belli. Bir ikincisi toprağın harita ve rakam kısmının en son aşamada görüşüleceğini de herkes biliyor. Ve kendileri de kabul etmiş durumda. O zaman soru şudur. Bu 6 başlığın 2 tanesi dışarıda kalırsa, yani Kıbrıs Türk tarafı garantilerin ne olacağını bilmezse, Kıbrıs Rum tarafı da toprakla ilgili olarak ne olacağını bilmezse, bu süreç nasıl sonuçlanacak Sevim Hanım? Yani sadece 4 başlığı bağlamak zaten mümkün değil ki. Sadece 4 başlıkta Rum tarafının iddia ettiği gibi ve kadar ilerleme elde etmek zaten mümkün değil ki. Bu 6 başlığı bir araya getirip, onlar arasında bir alver yaparsanız zaten gerçek anlamda bir sonuç alıcı bir ilerleme gerçekleşir. O yüzden kritik olan nokta şudur. Biz iki lider seviyesinde bunu tutalım. 4 başlıkla sınırlı bir biçimde ilerleme elde etmeye çalışalım. Diğer konularda da fikir egzersizi yapalım dediğinizde Kıbrıs sorunu asla çözülmez. Onun için bu süreci o son aşamaya taşımak bağlamında adımlar atmak lazım. Bakın bir örnek vereyim. Dün Filelefteros gazetesinde gerçekten önemli sayılabilecek müzakereleri yakından takip eden ve Kıbrıs Rum tarafının zaman zaman bilgi sızdırdığı bir isim var. Köşe yazarı var. Ve görevde olduğum dönemde Rum tarafının kendisine bilgi sızdırdığını takip ettiğimizde görüyorduk zaten biz de. Yani bir gün konuşuyoruz. Ertesi gün çıkıyordu bunlar. Bahseko'nun yazarın köşe yazısında Filelefteros'ta. Dün Bahseko'nun yazarın Filelefteros'ta bir köşe yazısı çıktı. Orada ne diyor biliyor musunuz? Mülkiyetle ilgili bir nevi havanda su dövüldü. 3 saatlik bir görüşme yapıldı iki lider arasında. İlerleme kaydedilmedi. Şimdi bunu tohumlarına atıyorlar. Yani ilerleme kaydedilmedi. İlerleme şartı vardı. Dolayısıyla ilerleme olmadığı için işte üçlü görüşme, belki üçlü görüşme ama çok taraflı toplantı yapılmasın. Bu sürecin ucu açık bir biçimde devamını getirir. Ve bir nokta daha, bu da önemli.
Eğer ilerleme olur da o aşamaya gelinir endişesiyle herhalde Sayın Anastasiades yeni bir şart daha koydu. Yani aslında bilinen bir şeydi bu geçmişte ama bunu gündeme getirmeye başladı. İki gün önce yapmış olduğu açıklamada diyor ki ben diyor buna beşli toplantı demem, konferans derim. Bunu dememin de özel bir sebebi var. Bunu demesinin özel sebebi şu. Konferans demesinin sebebi Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatıyla orada yer almak istediğini söylüyor. Garantörlerin katılımıyla ve aynı zamanda büyük bir ihtimalle örneğin Rusya'nın da ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daim üyesinin de katılımıyla bu toplantının yapılmasını isteyecek. Bu da Kıbrıs Türk tarafının, Rum tarafının Kıbrıs Cumhuriyeti olarak katılmasını kabul etmeyeceğini bildiği halde önerirse eğer, ki önermeye başlıyor ve bu mesajı veriyor, o zaman o aşamaya geçmesini istemeyecek demektir. Bütün bunları bir kenara koyalım. Daha genelden bir değerlendirme yapalım. O da şu. Sevim Hanım, biz sizinle otursak ve bir konuda anlaşmaya çalışsak, bir kağıt var önümüzde, bir sözleşme yapacağız. Ben sizi başka bir televizyon kanalına transfer edeceğim mesela. O kanalın sahibiyim ve biz pazarlık yapıyoruz şu anda. Bir metin var önümüzde. Ben size diyorum ki 3 saatlik pazarlık yapıyoruz. İyisi mi biz sizin o istediğiniz diğer konuları konularda bize yardımcı olacak diğer isimlerle birlikte akşam üzeri bir daha bir araya gelelim. Siz bana derseniz ki benim biraz başka işlerim var. Belki yarın bakarız. Ben ne düşünürüm o zaman? Büyük bir ihtimalle Sevim Hanım gelmek istemiyordur diye düşünmeye başlarım. Şimdi Rum tarafı bu müzakerelerde sonuç alıcı noktalara gitmek için işte ben katılmak istemem üçlü toplantıya. Olacaksa ancak böyle olur. Gelişme olursa, ilerleme olursa olur. Beşliğe bilmem şimdi. Yani onun mesajı mı verilmek istiyor? Bunun mesajı geliyor şu anda. Onun için ona göre bu süreci yürütmek ve götürmek gerekiyor. Bu konularda dikkatli olmak gerekiyor. Biz de bu konularda dikkat gösterilmesi için bu çağrıları yapıyoruz. Bir diğer önemli nokta daha. Bakın, eğer siz bir taraftan Kıbrıs müzakerelerinde yoğunlaştık, baş başa görüşmelerimiz arttı, 14 Eylül'e kadar şu kadar daha görüşme yapıp ondan sonra New York'a gideceğiz diyorsanız ama aynı gün aynı saatte bir taraftan ara bölgede siz müzakerelere katılırken sizin Dışişleri Bakanınız Güney Lefkoşa'da doğalgazla ilgili olarak şirketlerle görüşüyorsa, hı hı, burada ciddi bir sıkıntı ve problem var demektir. Çünkü maalesef şu an geldiğimiz noktada, sürece baktığımızda şöyle bir hususla karşı karşıya kalıyoruz. Rum tarafı müzakereler iyiye gidiyor, müzakereler tamamdır, süreci devam ettiriyoruz, yoğunlaştık diyerek bir taraftan olumlu bir hava yaratıyor. Nasıl olumlu bir hava? Doğalgaz ve enerji şirketlerinin Rum tarafıyla görüşmelere devam edebilmesini sağlayacak olumlu bir hava yaratıyor. Rum tarafıyla sözleşmeler imzalamasına yardımcı olacak bir olumlu hava yaratıyor. Mısır'la bir takım çerçeve anlaşma denilen anlaşmayı yapmak için olumlu bir hava yaratıyor ve diyor ki bakın Kıbrıs sorunu vardır ama burada çatışma ihtimali yoktur, rahat olun, bakın müzakereler sona geldi zaten, iyi gidiyor. Oraya iyi mesaj veriyor ama ondan sonra hadi gel bu süreci sonuçlandıralım dediğimizde yok, yeterince iyi gitmiyor, daha iyi giderse o zaman geçeriz son aşamaya. Yani yeterince ilerleme yok diyor. Dolayısıyla burada bir kamu diplomasisi olduğunu göz ardı etmeyelim. Doğalgaz konusu bizim açımızdan son derece önemli ama mektubumuzda da vurguladığımız üzere doğalgazı bizim de orada hakkımız var, bize bu hakkımızı verin şeklinde değil, uluslararası topluma vurgulayarak anlatmamız gereken şey şudur. Eğer siz Kıbrıs Rum tarafına Kıbrıs sorunu çözülmeden doğalgazı elde edebileceğini söylerseniz ve bu garantiyi kendisine verirseniz Kıbrıs sorununu çözmez. Nasıl ki 2004 yılında Avrupa Birliği üyeliğini çözüm olmadan garantilediniz kendisine ve uzaklaştı çözümden, şimdi de bu doğalgaz konusu Kıbrıs Rum tarafını çözümden uzaklaştıracak tehlikeli bir unsur olarak ilerliyor. O yüzden bizim bu konuyu uluslararası aktörlerin gündemine daha net bu boyutuyla getirmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet, bir vatandaşımız sorularını iletmiş telefon aracılığıyla, arkadaşımız bizlere iletti soruları. Recep Sayın isimli bir vatandaş. Kıbrıs konusuyla da ilgili soruları var. İç politikayla ilgili. Kıbrıs konusuyla başlayalım. Müzakere süreci sonunda Güzelyurt'un verileceği yönünde bir karar çıkması halinde referandumda evet mi hayır mı diyeceksiniz diye soruyor.
Aynı zamanda Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı Güney Kıbrıs Rum kesimi ile karşı karşıya geldi. Rum kesimi karşılaşmayı 1-0 kazandı. Bazı Kıbrıslı Türkler Facebook hesabında paylaşım yaparak sevincini dile getirdi. Bu konudaki fikri nedir diyor. Aynı zamanda iki sorusu daha var. Dilerseniz bunlarla başlayalım. Tabii. Bir kere Kıbrıs Rum tarafının anlam planında vardı. Dolayısıyla Güzelyurt ceptedir demesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bizim de bu yaklaşıma karşı çıkmamız gerekir. Yani müzakere masasında Güzelyurt veya başka bir yer kesin olarak verilecek gibi bir yaklaşımla müzakere yapılmaz. Bunu Rum tarafı da cepte kabul edemez ve etmemelidir. Bir. İkincisi, aradan geçen süre zarfında hayatın devam ettiğini göz ardı edemezsiniz. Bu mülkiyet için de geçerlidir, toprak ayarlaması için de geçerlidir. Ve bir üçüncüsü, eğer gerçekten çözümün kalıcı olmasını istiyorsak, olabildiğince az vatandaşımızın hayatının etkileneceği düzenlemelere ihtiyaç vardır. Ama soruya cevaben şunu söyleyeyim. Sadece filan yer toprak ayarlamasında ne olacak ona bakarak evet mi hayır mı denilmez. Bir bütün olarak bakmak zorundasınız. Ben sorarım. Güzellikle ilgili öyle bir sonuca bakarsınız da mesela garantilerin ne olacağına bakmayacak mısınız? Bakacaksınız. Bizim söylediğimiz şey şudur. Sadece Güzelyurt veya bir yerle ilgili bir şey söyleyip evet mi hayır mı bunun cevabı yoktur. Kapsamlı çözüm onlarca konu içerisinde. Benim siyasi eşitliğim ne olacak? Peki diğer insanlar ne olacak? Eğer bir toprak ayarlaması olacaksa bu insanlara hangi ev yer verilecek, işleri ne olacak, hayatlarını nasıl idame ettirecekler? Bunların cevapları var mı içerisinde? Hepsini bir sepete koyup ona göre değerlendirmek lazım. Ve en başta söylediğimi bir daha söylüyorum. Çözüm metni ortaya çıktığında ancak bir bütünen değerlendirip evet mi hayır mı denilir. Eğer birisi bugünden nasıl isterse ne olursa olsun evet ya da nasıl isterse olsun hayır derse sağlıklı bir değerlendirme yapmaz. İhtiyacımız olan şey toplum olarak bu değildir. Anam planı döneminde topluma farklı yalanlar söylendi. Topluma mesela bir taraftan gemilere doldurulup gönderileceksiniz şeklinde bir yalan söylendi. Ama diğer taraftan sırf hayır desinler diye. Ama diğer taraftan size havuzlu villalar verilecek diyerek evet desinler diye de yalan söylendi. Bizim ihtiyacımız olan şey bu şekilde yalanlara dayalı bir propaganda süreci değil. Kapsamlı çözüm metni ortaya çıksın müzakereler sonucunda. İnşallah öyle bir aşamaya geliriz çünkü Halkın Partisi kapsamlı çözümü destekler. Dengeli ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözümü destekler. O aşamaya geldiğinde sağlıklı bir biçimde oturup değerlendireceğiz. Bu bir unsura bakarak karar verilecek bir şey değildir. Bütün bu unsurları bir araya koyacağız. Siyasi eşitlik, güvenliğimiz, garanti sisteminin devamı. İki kesimlilik gerçekten muhafaza edilecek mi edilmeyecek mi? Avrupa Birliği birinci hukuku ne olacak? Sadece Güzelyurt'a bakarak değil. Ama tekrar altını çizerek vurgulamak istiyorum. 2004 yılında 12 yıl önce zaten Güzelyurt veriliyordu. Dolayısıyla şimdi de verilmelidir. Hayır, böyle bir yaklaşımla müzakere edilmemelidir. Cumhurbaşkanı eğer Cumhurbaşkanı'na dönük bir mesaj verilmek gerekirse bir şeylerin zaten artık verildiği şeklinde bir ön kabulle bir varsayımla kesinlikle müzakere edilmemesi gerekir. Bir diğeri, benim futbola hiç ilgim yoktur. Yani ben en az ilgilendiğim meselelerden birisidir. Bu örneğe baktığımız zaman tabii ki böyle bir karşılaşma Kıbrıslı Türkleri, özellikle Kıbrıs Türk gencini rahatsız eder. Neden? Çünkü bu tür müsabakalara ama Kıbrıslı sevinenler Türkler, oldu. Geleceğim ona da. Kıbrıslı Türkler bu tür müsabakalara katılamazken Kıbrıs Rum tarafıyla Türkiye arasında ve işte Kıbrıs Cumhuriyeti Türkiye müsabakası şeklinde böyle bir şeyin olması tabii ki insanları rahatsız ediyor ve üzüyor. Bu Kıbrıs Türk tarafının yaşadığı statü problemiyle ilgilidir açık ve net. Bunun eğer çözümünü istiyorsak onun için zaten bu müzakerelerin devamını savunmayacaksınız. Bu müzakerelerin sonuç alıcı olması gerektiğini savunacaksınız ve sonuç alınması için ağırlığınızı oradan koyacaksınız. Ya devam etsin işte, ne güzel devam ediyor müzakereler gibi bir yaklaşım doğru değil. Ha, eğer bir kapsamlı çözümle bir statü elde ederseniz bu problemler zaten ortadan kalkar. Ama bu kapsamlı çözüm olmayacaksa
Kıbrıs Türk'ünün uluslararası topluma bir biçimde entegrasyonu için bir irade ortaya koymak gerekir. Türkiye'nin de bu iradeyi ortaya koyması gerekir. Bizim de bu taleplerimizin haklı bir boyutu ortaya çıkar. Ama onun için gerçekten bu müzakere sürecinin sonuç alıcı olması gerekir. Sakız gibi uzayıp gitmemesi gerekir artık. Birilerinin buna sevinmesi meselesi bilemiyorum. Yani herkes kendine göre ister futbolda ister başka bazı konularda ister milliyetçilik konusunda farklı aidiyetler geliştirir. Dolayısıyla belli bir futbol takımını ya da belli bir tarafı bir müsabakada neden tuttuğu bir kişinin bence çok sorgulanabilecek bir şey değil. Herkesin kendi tercihidir. Evet, çok soru var. Süremizin de yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Sayın Ali Tekman soruyor, hükümetin masaya temsilci koyma talebine nasıl bakıyorsunuz diyor. Ve aynı zamanda şimdiki Başbakan Özgür Gün Eroğlu döneminde Özersay'ı hedef alan bir girişimle Dışişleri Bakanı olarak Dışişleri Bakanı masaya dahil olmak istemişti. Ancak Eroğlu Özersay'layım diyerek Özgür Gün talebini reddetmişti. Kudret Bey bu konuda ne düşünüyor diyor. Aynı zamanda Recep Sayın isimli vatandaşın soruları da var. Tamam. Ali Bey'in sorusuna bir cevap verelim. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum Sayın Ali Tekman'a. Bir kere az önce bir değerlendirmesini yaptık. Çok kısaca evet. Tekrarlayayım. Bir içerik olsaydı, yani hükümet bu eleştiriyi ortaya koyarken ya da bu talebi ortaya koyarken Cumhurbaşkanı'na şunu deseydi, biz şu noktalarda yaptığınız önerileri doğru bulmuyoruz ya da işte fır attığında mülkiyet konusunda işte yeni bir ortaklık kurulmasıyla ilgili masada ortaya koyduğunuz pozisyon bizi rahatsız ediyor. İçerikle ilgili bir şey ortaya koymuş olsaydı o zaman belki oturup değerlendirirdiniz ve derdiniz ki ya burada samimi olarak bir kaygı var, bir endişe var ve bu dile getiriliyor. Ve onun giderilmesi için de işte temsilci vesairesini. Az önce değerlendirmemizi söyledim. Halkın Partisi olarak biz şunu gözlemliyoruz. Hükümet çuvallamış durumdadır. Ali Bey'in sevdiği kavramları da söyleyeyim. Hükümet çuvallamış durumdadır. Anlatacak icraatı yoktur. Onun için icraatlarını anlatacağını söylediği basın toplantısının 4/3'ünde Kıbrıs konusunu konuşarak gündemi değiştirmeye çalışmaktadır. Yaptıkları yandaşlarına, akrabalarına ve partililerine kazandırmaya çalıştıkları rantı gizlemek için bu iyi bir yöntemdir. Bir. İkincisi, gereksiz yere bizim cebimizden kamu kaynaklarını israf ederek satın aldıkları bu arabalar ve harcadıkları 2 milyon ve dahası gibi konuları gizlemek için, gündemden kaçırmak için bu tartışmaları başlattığı kanaatindeyim. Kıbrıs müzakere süreci gerçekten o son aşamaya giriyor olsa ya da girse ve sonuç alıcı bir sürecin içerisine girsek diyeceğim ki müzakere sürecini baltalamak istiyorlar vesaire. Ama öyle bir durum da olduğu kanaatinde değilim. Çünkü şu anda bir gündem değiştirmeye çalışma çabası içerisindedirler. Yaptıkları partizanlığı, yolsuzluğu, adam kayırmayı, rant paylaşımını gizlemek için bir gündem değişikliği çabası olduğu kanaatindeyiz biz bunun. Evet, hem dediğiniz gibi Mercedes konusu gündemde, makam araçları, belediyelerle bir uyumsuzluk veya bir zaman zaman gerginlik olduğunu hissediyoruz. Yeni Erenköy Belediyesi çalışanları grevde, sizin paylaşımınızın altında bir vatandaşın Sayın Zahteroğlu'nun galiba böyle bir şey evet, var. Evet. Şunu Başkan Yeni Erenköy Belediye çalışanları mahvolduk diyor. Bakın hükümet gerçekten krize dönüşme potansiyeli yüksek içerideki sorunlarla ilgili olarak kayıtsız kalıyor. Ve bir vurdum duymazlık içerisindedir. Çünkü rant paylaşımı peşinde koşuyor da onun için. Belediyeler ciddi bir krizin eşiğindedir. Bu sadece Yeni Erenköy Belediyesi ile ilgili de değil üstelik. Ve biz pazartesi 30 Ağustos günü Yeni Erenköy Belediyesi'ni bölgesini ziyaret ettik. Ve vatandaşlarla, sivil toplum inisiyatifiyle bir önceki, iki önceki belediye başkanıyla, son istifa eden belediye başkanıyla
Bölgenin muhtarlarıyla hepsiyle bir araya geldik ve konuları ele aldık. Gördüğümüz şey şu, orada ciddi bir kriz var. İnsanlar uzunca bir süredir maaşlarını alamıyorlar. Sosyal sigorta ihtiyaç sandıkları yatmıyor. Hı hı. Aşırı bir istihdam var mı? Evet var. Ama bu ödemeler yapılmadığı için çalışanlar da görevlerini yerine getirmek eğiliminde değil. Bu da hizmetin durmasına neden oluyor. Orada ciddi bir kaos var. Bugün zaten bu sabah itibariyle en yaşlı üye olması hasebiyle belediyeye vekalet, belediye başkanlığına vekalet eden isim ile işçiler arasında bir tartışma çıktığını görüyoruz. Gelen haberler o doğrultudadır. Hükümet bu konuda belediyeler konusunda ne yapacağına ilişkin herhangi bir şey demedi. Sadece söyledikleri şey şudur. İşte bir miktar kaynak aktarıp acaba bir aylık daha maaşlarını ödeyebilir miyiz? Peki gelen ay? Peki ondan sonraki ay? Yani ta seçim olsun durumu idare edeceksiniz ve atlatacaksınız. Burada yapısal bir sorun var. Bütüncül bir içinde ele alınması lazım. Fazla çalışan varsa buna ilişkin bir düzenleme yapılması lazım. Ama bu insanların haklarını kendilerine vermek lazım bir an önce. Orada o maaşa ihtiyaç duyan, o maaşa güvenerek borçlanmış olan bir yeni insan var. Şu anda ciddi sosyal, toplumsal sorunlar yaşanıyor Erenköy ve civarında. Hı hı. Muhtarlar da bunu dile getiriyor. Bizzat bu insanlarla da görüştük. Dolayısıyla hükümetin bu rant paylaşımını bir kenara koyup, işte İskele'de, sahilde, Girne'de, Zeyko ve benzeri örneklerde gördüğümüz gibi bir an önce bu belediyeler meselesiyle ilgili bir şeyler yapması lazım. Ama biz bir şey yapacaklarını zaten düşünmüyoruz. Zaten yaparlarsa da gene kendi menfaatlerine ya da kendi partilerinden olan belediyelere dönük bir adım atacakları için bizim bu hükümetten zerre kadar bir beklentimiz yoktur. Çünkü toplumsal bir desteğe de sahip değildir. Ömürleri çok uzun olmayacak zaten. Geldiğimiz nokta tanım itibariyle son talan hükümetidir bu hükümet. En son talan hükümetidir. Bundan sonra zaten Halkın Partisi'nin iktidarı vardır. Evet, ben çok teşekkür ederim. Ne yazık ki sonundayız. Biz teşekkür ederiz. Recep Sayın'ın iki sorusu daha vardı aslında. Bugün. Bana Facebook'a yazarsa eğer kullanırsa mutlaka cevaplarım. Bunu ben değinip geçelim. Çok uzun bir cevabı olur herhalde öyle bunun. Mi? İlk 100 günde eğer iktidara gelirseniz neler yapacaksınız diye soruyor. Ve çevresinde çok fazla genç görmeye başladık. Hükümete gelmesi halinde gençler için neler yapacak diyor Recep Sayın. Herhalde bir saate ihtiyacımız evet var ama şunu söyleyeyim. Bu ilk 100 gün meselesi her zaman için yanıltıcıdır. Dikkat ederseniz görevlere gelenler ilk 100 gün vesaire bir basın toplantısı düzenlerler. Bunu bir basın toplantısıyla anlatmanıza ihtiyaç kalmayacak şekilde vatandaşın hissedeceği adımlar atmaktır önemli olan. Biz pek çok konuda bunu söyledik. Bunu anlatmaktan ziyade göreve geldiğimizde yaptığımızda hissedilecek bu. Bizim iddiamız budur. Tabii ki programımızla ve somut projelerimizle bunu takip edebilirler. Web sitemizde de programımız var. Ne yapacağımızı teker teker anlatıyoruz. Evet, ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Katıldığınız için, değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Evet, Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özersay konuğumuzdu. Ne yazık ki sonundayız programımızın. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın diyoruz.